tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Mesela bence bu maçta, derbide eğer Fenerbahçe'de Gustavo arka adelesindeki böyle ödem nedeniyle oynayamayacaksa Pelkas da zaten oynayamayacak değil mi? Yani, şimdi şunu bakalım. Evet. Bu son Fenerbahçe'nin üst üste kazandığı maçların belki Fenerbahçe yarısında iyi oynadı. Oyun olarak seni tatmin etti. Yarısında kimseyi tatmin etmedi. Yani yarısında seni hiç tatmin etmedi. İnsanları %20'sine, özellikle Hatay Spor maçının ikinci yarısındaki oyun hiçbir Fenerbahçeli'yi tatmin etmedi. Sadece buna rağmen alınan 3 puan Altay sayesinde bu öne çıktı. Çok doğal. Ama bu maçta hem Gustavo hem Pelkas yokken işte Altay'a daha da fazla iş düşecek. Ve ilk kez uzun yıllardır Fenerbahçe kalecisiyle Galatasaray kalecisi arasındaki fark bu kadar az. Hala Muslera tabii ki önde. Tabii. Çünkü güzel analiz, güzel 10 analiz. Yıldır ligin en iyi kalecisi. Ama ilk kez bu kadar Fenerbahçe kalecisi seviyesini yükseltti. Öyle başladı. Hatay maçıyla ilgili eleştirilerimi benden Tatava da yaptım. Ben son tutturanlar kulübünde yaptım. Onu tekrar girmeyeyim. Oyuna kaç verirsin ikinci yarıdaki oyuna? Vermem bir oyuna puan. Sıfır mı? Yok ki o vereyim. Yani bir şey olması lazım önce. Uğur'cum sen? Abi şöyle puan vermeyeyim ama şunu söyleyeceğim. Senin söylediğine benzer düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin abi her maçında biri sayesinde kazanılıyor. Fenerbahçe mesela Kayseri Spor maçını istisna tutuyorum. Onda da çok ciddi bir fark vardı. Zaten Kayseri Spor'un büyük takımları çok dişi geçmiyor açıkçası oyun olarak. Burada Fenerbahçe biri çıkıyor. Birinin sayesinde oluyor. Bir gün biri çıkmadığı zaman bu sefer başın ciddi belaya girer. Yok işte bir maç Gustavo inanılmaz oynadı. Gustavo sayesinde diyorsun. Bir maç Osay sayesinde diyorsun. Bir maç Altay sayesinde. Ama eğer vidalar biraz sıkılacak bu saatten sonra. 25. haftadan sonra falan küme düşme rekabeti iyice şey olacak. Farklı bir noktaya gelecek. Şampiyonluk yarışı olacak. Hesaplarını da yani öyle bir adamın bir maç alamayacağı noktalara gelinecek. Fenerbahçe aslında bu döneme kadar bir oyun oturtmayı hedefliyor ama ben şu an açık fikrimi söyleyeyim. Şampiyonluk adayları arasında en kötü futbolu Fenerbahçe oynuyor. Ben şöyle düşünüyorum. Özellikle mesela şimdi Galatasaray Başakşehir'le oynadı. Son sezonun şampiyonu ama son 10 maçı 15 maçı kıstas alırsak ve Hatay Spor kesinlikle Başakşehir'den şu esnada daha güçlü bir takım. Artı yani çok da formdalar. Daha güçlü bir takım yani şu aralar Hatay Spor. Tabii tabii. Ya cezası, orta sahası, kenarları. İyi iyi formda bir takım. Ya Hatay Spor'u yenmek büyük iş ya. Bence bu halde yenmek iş. Yani. Bu oyunla yenmek çok büyük iş. Yenmek büyük iş yani. Bunda da ve Altay'ın çok büyük rolü var. Ya ceza sahasında elbette kazanıyorlar topu. Ya normalde büyük takım var. Real Madrid bile vurabilir oradan yani emin değilim. Adamlar tık tık pas yapıyor. Hiçbir şekilde şey yapmıyorlar yani. Bir de merkeze oynamaya çalışıyorlar. Yani çok farklı özellikleri var. Bence birçok takımdan çok daha üst düzey, çok daha iyi bir futbol oynuyorlar. Mesela oyundan bir Abid çıktı yani orta sahanın böyle pas beyni diyelim Abid'e. Aha. O çıktı. Onun yerine bir Traore geçti. Forvet'te başlayan maça. Ama Traore bayağı bir oyun kurucu gibi oynadı ve senin söylediğin oyunu devam ettirdiler. Aynen öyle. Bir futbol fikirleri var. Hiç öyle ben dandum vurayım falan. Ben bu topumu oynarım ve bu şekilde kazanırım mı? İster kapansın ister önde oynasın. Önemli değil. Önemli olan pozitif bir mantaliten olması ve Hatay en pozitif takımlardan biri. Fenerbahçe'nin zorlanması da çok normal bu arada. Yani ben şuna getiriyorum. Şey demiyorum ama yani kafa kafaya bir oyun olur. Kalitenle yenersin ama burada oyun olarak eksik kaldı. Başakşehir'i yenmesi evet kağıt üzerinde fikstür olarak daha zor gözükse de maç içinde kesinlikle form grafiği daha yüksek olan Hatay Spor, Fenerbahçe. Şimdi öyle teraziyi kurmak lazım. Ben Galatasaray'ın tabii ki Fenerbahçe'den daha iyi oynadığını düşünüyorum. Yani Hatay'daki Fenerbahçe'den daha iyi oynadı ama yeteri kadar iyi oynadı mı? Kesinlikle hayır ki sevgili Fatih Hoca da direkt ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Yani oyunu değiştirerek oynadı, başladı. Oynadı ya da bir önceki maçta bakmak mı lazım? Yani form grafiğine bakıyoruz. Yani biz direkt derbiye geçelim. Derbide Galatasaray'ın daha güvenli geldiği gerçek. Erol Hoca da kaybetmek istemeyecektir önce. Ben Tutturanlar Kulübü'nde çok net bir çağrı yaptım. Beraberlik mi diyorsun? Dedim ki Erol Hoca'ya seslendim. Dedim ki kendi bir şeyi zorunlu hissetme. Mesut'la 11'de başlayayım diye hissetme. Güvenmiyorsan oyununa, Mesut'un performansına başlama mesela. Veya öndeki üçlüyü genelde Ener, Tiyan ve Osayi kuracaksın belli oldu o. Yani bu şekilde olması gerekmediğini düşünüyorsan bu şekilde yapma. Ama sen bunu çağrı şey için yapıyorsun. Aslında Fenerbahçe'nin genleri Mesut'un bu maçta 11 çıkmasını... Yani ben de diyorum ki sana, yani. Ben de sana diyorum ki yani arkasını düzeltmeden ön tarafı halletmeye çalışma. Kendi bildiğin gibi bu maç biraz kendi bildiğin gibi oynamalısın. Ama yani kendini bir şeye zorunlu hissetme. Mert Hakan'ı da oynatmalıyım. Mesut'u da oynatmalıyım. Efendim bir işte bunların hepsini uyduruyorum. İyi yani. De bir şey söyleyeceğim. Ben hepsini uyduruyorum yani. Mert Hakan diyorsun. Osayi'yi de oynatmalıyım.
Sosa da oynasa iyi olur falan gibi düşünme. Bu maç bu maç ama. Bu şimdi maç özelinde kendini biraz daha rahat hissetmesi gerektiğini eğer düşünüyorum böyle Erol Bulut'un. Gustavo oynayamayacaksa? Sosa oynayacak mecbur. Mu acaba? O zaman top ben, sana geliyor. Gustavo abi, savunmayı kaydırılıp Sosa oraya ama sezon başı diyorum. Sosa'nın takım başına bu işler gelmemişti. Kimse oradan kardeşimi böyle eleştiremez. Sezon başı teorideydi o. Şimdi ben zaten Sosa Gustavo yayını oynamaması gerektiğini tamam, şimdi söylüyorum. Orada Gustavo yerine birisi oynayacaksa ben Gustavo'nun %49 oynamayacağını düşünüyorum. %49 oynayacağını, 51 oynamayacağını düşünüyorum. Abi bence şöyle söyleyeyim. Benim genel fikrim aslında bir Fenerbahçe hücum takımı olacaksa daha hareketli bir orta sahaya sahip olmalı. Bu ayrı yere koyuyorum bunu. Bu maç özelinde bu maç özelinde Gustavo Fenerbahçe'nin en kritik adamı. Çünkü bu maçlar defansif orta saldırım maçları. Bu maç sertlik. Çünkü bu maçlar havuz derin. Buralarda yani. Bu maçlarda boyu en uzun adamlar kalır. Fiziğin üst düzey adamlar kalır. Oyun bilgisayarın üst düzey adamlar kalır. En çok kazanan oyuncular niye Josef en iyi maçlarını derbilerde evet oynuyor? Niye Atiba oynuyor? Onu söyleyeceğim. İkili mücadeleleri en çok kazandıran oyuncu maçı kazandırır. Öyle. Şimdi Gustavo o yüzden oynama ihtimali varsa Gustavo zorlanmalı bence. Çünkü benim dediğim biraz daha orta düzey ve düşük düzey maçlar. Çünkü şampiyonluk bu maçlarda geliyor. Ve sen bu maçlarda çok statik kalmaman lazım. Daha hareketli oyuncularla oynaman lazım. Bu ayrı bir şey ama bu tarz büyük maçları hakikaten nerede duracağını bilen, fiziği kuvvetli, vurdun mu yıkılmayacak, sert, gerekirse yani tecrübeli, hani faulü nasıl alacağını bilen, nasıl yapacağını bilen, nasıl yapmak da önemli. Çünkü mücadele edeceğim hırsıyla çıkıp hani Allah Allah deyip görürsün 15 dakikada kartı, 75 dakika beklersin şey için hani atılmayayım diye. Doğal olarak Çayçuk Şahin lazım yani. Aynen öyle. Bence her derbide iş yapan adamdı yani o. Yani derbilerin adamları bunlardır yani. Doğru ve şey doğal olarak bence Gustavo oynama ihtimal varsa yarım da olsa bence denenecek. Ben o yüzden %49 da oynayacağını düşünüyorum ben. Bence oynayamayacak. Mesela Tisserand sakat olmasaydı ben olsam orta sahaya Tisserand'ı düşünürdüm. Olabilir olabilir. Yani ama olabilir ama yani o da oynayamayacak galiba. O da iyi değil yani. Onlar olmazsa belli ki Ozan geçecek. Şimdi normalde benim zaten Ozan İrfan gibi bir daha hani çift taraflı evet, bir merkez hayalim var Fenerbahçe için. Ama İrfan'ın yetişmesi mümkün değil. Pelkas da yok. Pelkas da yok. O yüzden çok alternatif kalıyor. Ozan Mert Hakan da ideal bir ikilidir çünkü. Mert Hakan aman diyeyim abi. Top ayağında tutabilen adam kalmıyor. Şimdi İrfan da olsa Pelkas da olsa hatta ya Ozan Pelkas bile daha güvenilir bir ikili benim bence için. De katılıyorum. Mert Hakan daha çok koşu olabilir. Daha bence hani tempolu bir oyuncu derbiye daha uygun ama onun bölgesi orası değil. Onun bölgesi ya forvet arkası ya çok sıkışırsan bence bu derbilerde kanat olur. Ama merkez için iki tane savruk oyuncu Ozan'ın hani uzun süredir defansif ortasına oynamadığını düşünecek olursak iki tane oyuncu olmaz abi. Ozan'ın yanında pasör bir oyuncu olması lazım. O noktada da Sosa'ya geliyorum. O noktada da Ozan Sosa ya bence, olmalı. Bence Sosa Tisserand önlerinde de Ozan daha mantıklı olurdu. Ama bunu yapamayacak şu an. Bir de burada aslında Mesut'a gelmek lazım. Eğer orta sahadan bu çıkıyorsa, Ozan Sosa çıkıyorsa abi hem Sosa hem Mesut derken şeyde Beşiktaş yani altını çiziyorum. Beşiktaş maçı %100 olursa. Mesut değil bu. Yani %100 Mesut olsa da hiçbir zaman savunmacı değil yani. Hiçbir aynen zaman öyle savunmacı değildi. Burada hani %100'ün epey altında bir Mesut. %100 olduğu garanti olmayan bir Sosa. Uzun süredir defansif orta saha oynamış bir Ozan. Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürüyor. Ozan Sosa zaten bir orta sahası. Yani en fazla fena değil. İdare eder inşallah orta sahası. Ama onun önüne çıt kırıldım adam koyamazsın. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, min sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.